Merhaba, Torlak çiftliğinin güneşte kurutulmuş domatesinin marine edilmiş halini anlatacağım şimdi sizlere. Çok basit bir tarif. Peki malzemeler ne? Malzemeler cam kavanoz 1 litrelik, ardından Torlak çiftliğinin güneşte kurutulmuş domatesi. Malzemeler içerisinde yine sarımsak var, acı biber var, kurutulmuş defne yaprağı fazla olmasın, kaya tuzu çok az miktarda, tane karabiber ve soğuk sıkım zeytinyağı. İyice bir yıkamak gerekiyor. Neticede günlerdir, haftalardır güneşin altında toz toprak olabilir. İyice bir yıkayacaksınız. İşin püf noktası burası. Yıkandıktan sonra bir kaynar su, ardından da bir tasın içerisine domatesleri alıp kaynar suyu domateslerin üstüne boca yapıyoruz. Üstünü geçecek kadar suyla doldurun. Çünkü bu domatesleri yumuşatacak. Yaklaşık 4 dakika kadar sıcak suyun içerisinde bekletmeniz yeterli. Suyunu boşalttık, iyice süzdük. Bakın elinizde yumuşadığını zaten göreceksiniz. Artık biraz soğumaya bıraktıktan sonra şişelemeye başlayacağız. En keyifli an başlıyor şimdi. Önce zeytinyağıyla başlayacağız. Arma koy bakalım zeytinyağı. Siftah senden. Hop, dibine birazcık zeytinyağı koy. Güzel. Tamam mı? Evet. Hazır olun. Domatesler gelsin. Acı biber. Bir tane sarımsak atabilir miyim? Tabii, buyurunuz. Buyurun. Attık. Kafanıza göre takılıyorsunuz. Defne yaprağı. 2 tane defne yaprağı attım ben. Sarımsak güzel olur, tatlandırır. Bir tane daha biber atıyorum. Tabii, attınız. Acı verir biraz. Güzel olacak. Biraz tuz atayım mı? En son tuz atacağız. Ay çok pardon. En son bitti. Biraz daha karabiber atalım. Şöyle. Tane karabiber. Bu da sona erdi ve zeytinyağını üstüne boca edeceğiz. Buraya kadar zeytinyağı koyacağız. Çok güzel bir marine olacak bu. Her öğün yiyebileceksiniz. Son olarak şu kadarcık bir kaya tuzu tatlandırsın diye koyuyorum. Ne zaman yiyeceğiz? Valla bunu şişeyi kapattık. Bir 4 gün kadar kendi haline bırakalım. Bir demlensin, bir yağını içine çeksin. 4. günün sonunda her öğünde yiyebilirsiniz. Çünkü çok lezzetli bir marine oldu bu. Eline sağlık. Afiyet olsun.